Evet, merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden denklemler konusunun ikinci testini sorularını çözmeye başladım. Şimdi demiş ki üçgen şeklindeki bir ifade x sayısını veriyorsa ne yapıyormuşuz? Bu sayının 3 fazlasını. Eğer kare içerisinde x veriyorsa ne yapıyoruz? Sayının 4 katını alıyoruz. Şimdi kare içerisinde 4 vermiş. Tanım neydi arkadaşlar? Kare içerisinde veriyorsa 4 katı, yani 4 çarpı 4. Üçgen içerisinde x veriyorsa ne yapıyoruz? Sayının 3 fazlasını almışız. Eşittir. Kare içerisinde veriyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 katını. O zaman 4 iç parantezinde x artı 4. Ne olacak o zaman? 4 kere 4 16 artı x artı 3 eşittir 4x artı 16 dedik mi arkadaşlar? Yani 19 artı x eşittir 4x artı 16 ise x buraya gelsin, 16 buraya, 3 eşittir 3x'i 3'ler birbirini götürecek, x kaça eşit olacak? 1'e. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Kare içerisinde üçgen. Üçgen içerisinde x, yani aslında kaç? 1. Şimdi üçgen içerisinde 1 ne anlamı geliyordu? 3 fazlasını. O zaman diyorum ki üçgeni kaldırıyorum. 3 fazlası olan 4'ü yazdım. Kare içerisinde 4 dediğimiz neydi arkadaşlar? 4 katıydı. Yani 4 çarpı 4'ten 16 gelmiş oldu. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. X bölü x eksi 3 eksi 2x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 3 bölü x eksi 3 ifadesini verdik mi arkadaşlar? Şimdi diyoruz ki eksi ortadan kaldırmak için şunu öbür tarafa atalım. Şuradaki ifade de buraya gelsin. Yani ne olacak? X bölü x eksi 3 eksi 3 bölü x eksi 3 eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 2 değil mi arkadaşlar? Her ikisine de arkadaşlar dikkat ettiyseniz payda aynı. O zaman diyorum ki tek payda da yazabilir. Yani x eksi 3 bölü x eksi 3 eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 2 yaptım mı? Buradaki ifadeler birbirine götürse burada geriye ne kalacak arkadaşlar? 1. O zaman diyorum ki 1 eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 1 eşittir x eksi 2 ise x buradan kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 3 çıkmış olur. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. Evet, üçüncü soru demiş ki a artı 1 parantezinde x artı 4y eşittir 2. 6x artı b eksi 1y eşittir 3 diyor ki denklem sistemi çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a artı b toplamı kaç? Şimdi bu tarz ifadeler eğer sonsuz elemanlı ise arkadaşlar taraf tarafa ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölüp birbirine eşitliyoruz. Yani a artı 1 bölü 6 eşittir 4 bölü b eksi 1, bu da eşittir kaçtır arkadaşlar? 2 bölü 3. Her ifade tek tek ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3'e eşit olabilir. A artı 1 bölü 6 eşittir 2 bölü 3 mü? 3 ile 6'yı sadeleştirdim, 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam a artı 1 eşittir 4. Dolayısıyla a kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkmış olur. Aynı şekilde 4 bölü b eksi 1 ifadesi kaça eşitmiş arkadaşlar? 2 bölü 3'e sadeleştirdim, 2. Buradan dolayısıyla b eksi 1 2 kere 3'ten 6. Dolayısıyla b kaç çıktı arkadaşlar? 7. Soru kim istiyordu? Toplamı mı istiyordu? A artı b eşittir. A kaçtı? 3. Artı b kaçtı? 7. O zaman bu ikisinin toplamı kaç olur arkadaşlar? 10. O yüzden cevap C. Evet, dördüncü soru diyor ki arkadaşlar yukarıdaki toplamadan a, b, c birer doğal sayıdır. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Satırlarla sütunların toplamda kesiştiği yere bakacağız. 2a ile burası mı kesişmiş? Yani 3a artı 2b özür dilerim 17'ymiş. Geldim 3c ile 2b'nin kesişimine. 3c artı 2b eşittir kaçtır arkadaşlar? 23'tür. Başka hangisi kesişiyor arkadaşlar? 2b ile c'nin kesişimi 13'müş. Şöyle çizelim. 2b artı 3c eşittir kaçmış arkadaşlar? 13 olarak gelmiş burası. Aynı şekilde öbür taraftan ne geldi arkadaşlar? Şurada ufak bir şey yaptık mı bakalım. 3c artı 2b eşittir kaçmış? 23 değil mi arkadaşlar? 3c artı 2b. 2b artı c. Özür dilerim, şurasını yanlış yazmışız. 2b artı c eşittir 13. Aynı şekilde a artı c kaça eşitmiş? 8'e. Şimdi arkadaşlar bakalım öyle iki tane ifade bulalım ki bizim işimizi kolaylaştırsın. Şuna bakalım. 3c artı 2b eşittir 23. C artı 2b eşittir kaç? 13.
Peki aşağı eksiyle çarparsak bunlar birbirini götürdü. 3C'den bir tane C çıkarsa burası ne yapar? 2C eşittir. 23'ten 13 çıkarsa kaç kaldı arkadaşlar? 10. Burayı sadeleştirirsek 5. Demek ki C kaçmış arkadaşlar? 5. A artı C eşittir 8 de. A artı C eşittir 8 ise A artı 5 eşittir 8. Dolayısıyla A kaça eşittir arkadaşlar? 3'e. Burada denklem ne gelir arkadaşlar? B'yi bulalım. 5 artı 2B eşittir 13 değil miydi? Öbür tarafa atarsak 2B eşittir 8. Burayı sadeleştirsek B kaç çıkar arkadaşlar burada? 4. Kimi bulduk? A, B, C hepsini bulduk. Şimdi A artı B artı C eşittir. 5, 4, 3'ün toplamını istiyor. 5 artı 3 artı 4'ten 8, 4 daha kaç gelecek arkadaşlar? 12 gelmiş olur. O yüzden cevap nedir? Adana. Evet, 5'in soru geldik arkadaşlar. 2A artı B bölü 3 eşittir 5. 2B artı C bölü 4 eşittir 6. 2C artı A bölü 5 eşittir 9. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Hepsini işimizi kolaylaştıralım. 2A artı B eşittir 5 çarpı 3'ten 15. 2B artı C eşittir 6 kere 4'ten 24. 2C artı A eşittir 9 kere 5'ten kaç geldi? 45. Şimdi bunları toplayalım bir arkadaşlar. 15. Belki işimize yarar bir şeyler çıkar. 24. 2C artı A eşittir 45. 2A bir tane daha da 3A. 2B 1B daha 3B. 2C 1C daha ne yap? 3C eşittir toplarsak 10. 14 elde var 1. 6, 7, 1 daha kaç geldi? 8. 3'ünle de 3 parantezini alırsak 3 parantezine A artı B artı C 84 mü? 3 ile 84'ü sadeleştirirsek A artı B artı C kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 28 çıkmış olacak. O yüzden cevap Denizli. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. 3x artı 2y eksi 1 bölü 3y eksi x artı 4 eşittir. 2 bölü 3 olduğuna göre soru demiş ki x kaçtır diye soruyor. Şimdi işler dışarı çarpma yaparsa 9x artı ya da yazalım önce 3x artı 2y eksi 1 eşittir 2 parantezinde 3y eksi x artı 4. Şuraya dağıtalım. 9x artı 6y eksi 3 dağıtalım. 2 kere 3'ten 6y eksi 2x artı 8 geldi mi arkadaşlar? Şimdi artı 6y artı 6y her iki tarafta da pozitif olarak eşit olduğu için birbirine götürebilir. 9x eksi 3 eşittir eksi 2x artı 8 ise eksi 2 öbür tarafa geçti. Bu ifade buraya 11x eşittir 11. Bunlar birbirini götürdü. X kaça eşit oldu? 1'e. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Adana. Evet arkadaşlar. Şimdi x bölü 2x eksi 7 y eşittir a artı 3'müş. Y bölü 2x eksi 7 y eşittir 5 olduğuna göre soru diyor ki arkadaşlar aşağıdaki ifadeler arkadaşlar birbirine eşit zaten içler dışlar çarpımı yaparsak y eşittir 10x eksi 35 y oldu mu? X'lerle y'leri birbirinden ayıralım 36 y eşittir 10x oldu 2'ye bölersek 18 2'ye bölersek kaç çıktı 5 o zaman 18 tane y kaça eşitmiş arkadaşlar 5 tane x'e dolayısıyla y kaça eşittir 5'e x kaç eşittir? 18'i. Çünkü denklemler anca öyle eşit olur. Şimdi x bölü 2x eksi 7 y eşittir a artı 3 mü? X gördüğümüz yere kaç yazdık? 18 bölü 2 çarpı 18 eksi 7 çarpı y gördüğümüz yere 5 yazdık. Kaça eşit burası da? A artı 3'e. 18 bölü 2 kere 18 36 5 kere 7 35 geldi. 36'dan 35 çıkarsa 1 eşittir a artı 3'müş. O yüzden 18 eşittir a artı 3 ise bu ifade buraya a kaça eşittir arkadaşlar? 15'e eşittir. O yüzden cevap nedir? C. Evet 8. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi 8. sorudaki 3a artı 2b artı c eşittir 12. 5a eksi 3b artı 2c eşittir 35. 4A artı 7B artı 3C eşittir 19 olduğuna göre soru demiş ki A kaçtır diyor. Önce şu iki denklemi elimize alalım isterseniz arkadaşlar.
5a eksi 3b artı 2c eşittir 35. 4a artı 7b artı 3c eşittir 19 dedik mi? Aşağıya bir eksiyle çarpalım, birbirinden çıkartalım. 5 tane a'dan 4 tane a çıkarsa a. Eksi 3b, artı ile eksin çarpımı eksi olduğu için eksi 10b. Buradan da 2c eksi 3c yaparsak eksi c geldi mi arkadaşlar? 35'ten 19 çıkarsa kaç gelecek arkadaşlar burası? 16 gelmiş olacak. Şimdi denklemimiz var. Yukarıdaki denklem neydi? 3a artı 2b artı c eşittir 12. Bu bulduğumuz denklemi de yazalım arkadaşlar. A eksi 10b eksi c eşittir 16. Şimdi taraf tarafa toplarsak 4a eksi 8b, bunlar birbirini götürdü. 12, 16 daha ne yaptı arkadaşlar? 28 yaptı mı? Burayı 4 parantezine alırsak a eksi 2b eşittir 28. 4 ile 28 sadeleştirsek 7. O yüzden a eksi 2b kaç çıkar? 7 çıkmış olacak. Bu bizim birinci denklemimiz dursun arkadaşlar. Şimdi ikinci denklemde de, ikinci durumda da şu ikisine bakalım isterseniz. Şurada bakalım. 3a artı 2b artı c eşittir 12. 5a eksi 3b artı 2 tane c eşittir 30b. Ne yapalım arkadaşlar? Yukarı eksi 2 ile çarpalım bu sefer. Bir de bunun durumunu inceleyelim. Eksi 6'dan 5 çıkarsa eksi a. Eksi 4, 3 ile kaç yaptı? Eksi 7 tane b. Eksi 2c artı 2c birbirini götürdü. 12 ile eksi 2 çarparsam 24. 35'ten 24 çıkartırsam kaç geldi arkadaşlar? 11 gelmiş oldu. Bu da ikinci denklem mi? Şimdi iki denklemin durumundan arkadaşlar kimi bulalım? A'yı bulalım. Eksi a eksi 7b eşittir 11'de. A eksi 2b eşittir 7. Toplarsak taraf tarafından birbirini götürdü. Eksi 9b eşittir 18 ise sadeleştirirsek b kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 2. Denklemde koyalım arkadaşlar yerine. Eksi a. Eksi 7 çarpı eksi 2 eşittir 11 oldu mu? Eksi a eşittir ne yaptı burası? Artı 14. Öbür tarafa geçerse eksi 14 olacak. 11'den eksi 4 çıkartırsak eksi 3 geldi. Eksiler birbirini götürür. A sayısı kaç eşit olacak? 3'e. O yüzden cevap Bursa. Evet, 9. soru geldik arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılardır. A kare artı x bölü a eşittir b kare artı x bölü b olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bu ifade aslında arkadaşlar a kare artı x bölü a. A ifadesi her ikisi için payda değil midir aslında? Biz bunu şu şekilde parçalayabiliriz. A kare bölü a artı x bölü a eşittir. Aynı şekilde b her ikisi için ortak olduğu için b kare bölü b artı x bölü b diyebiliriz. Bir a bir tanesini götürür, bir tanesini götürecek. A artı x bölü a eşittir b artı x bölü b. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? A'larla b'ler birbirini götürecek şekilde sadeleştirme yapacağız. Bu ifade buraya gelsin, bu ifade buraya. X bölü a eksi x bölü b eşittir b eksi a. Payda işlemek için burasını b ile çarpalım, burasını a ile çarpalım. Bx eksi ax bölü ab eşittir b eksi a oldu mu arkadaşlar? Yukarıda her ikisinde de x ortak olduğu için paranteze aldık. X parantezinde b eksi a bölü ab eşittir b eksi a oldu. Bu ifadeler birbirini götürürse x burada kaç eşit olacak arkadaşlar? A bölü b'ye eşittir. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? C. Evet, 10. soruya geldik arkadaşlar. 24 bölü 3 artı x artı 4 bölü 2x eksi 1 eşittir 6 olduğunu göre soru demiş ki x kaçtı? Şimdi tek tek ifadeyi yapmamız gerekiyor. 24'ü ben kaça bölersem 6 olacak arkadaşlar? 4'e. Çünkü 24 bölü 4 6'dır. Peki 3 ile kaçı toplarsam arkadaşlar 4 olur? 1'i. O zaman diyorum ki x artı 4 bölü 2x eksi 1 ifadesi aslında kaça eşitmiş arkadaşlar? 1'e. Diyoruz ki 1'e eşitse içler dışlar çarpımı yapalım. X artı 4 kaça eşittir? 2x eksi 1'e. Eksi 1 buraya gelsin. X buraya gelsin. Dolayısıyla x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5. O yüzden cevap nedir? Adana değil, Edirne, özür dilerim. Evet arkadaşlar. Birinci derecenin denklemlerin ikinci testinin 11. sorusuyla devam edelim. Şimdi
3x artı y eksi 13'ün karesi artı 4x artı 6y eksi 29'un karesi sıfıra mı eşitmiş? Şimdi kare olması ne demek arkadaşlar? Sayılar hep pozitif olacağı anlamına geliyor. Peki iki tane pozitif ifadenin toplamının sıfır olmasının tek yolu nedir? Buradaki ifadenin içlerinin sıfıra eşit olması. 3x artı y eksi 13 eşittir 0. 4x artı 6y eksi 29 eşittir 0. O zaman diyor ki buradaki ifadeleri öbür tarafa atarsak 3x artı y eşittir 13 çıkacak. 4x artı 6y eşittir 29. Toplayalım arkadaşlar taraf tarafa. 7x artı 7y eşittir 12. Elde var bir 42 geldi. 7 parantezinde x artı y eşittir 42 ise 7 ile 42'yi sadeleştirelim. Kaç çıktı x artı y? 6 çıkmış oldu. E zaten soru bize kim istiyordu? X artı y istiyordu. O yüzden cevap nedir? 6 yani Bursa. Evet, 12. soru demiş ki arkadaşlar 2x bölü x artı 2 eksi x bölü x artı 1 eşittir 1 bölü x artı 1 eksi 4 bölü x artı 2 demiş. Şimdi arkadaşlar bu soruda dikkat ettiyseniz paydalar hep aynı değil mi? Diyoruz ki aynı paydaları tek bir yerde toplayalım. Yani bu ifadeyi buraya atalım, şu ifadeyi buraya. Toparlayınca ne olacak? 2x bölü x artı 2. Bu ifade buraya geçtiği için artı 4 bölü x artı 2 dedim. 1 bölü x artı 1. Bu ifade buraya geçtiği için artı x bölü x artı 1 oldu. Şimdi paydalar aynı olduğu için tek paydada yazarız. Yani 2x artı 4 bölü x artı 2 eşittir x artı 1 bölü x artı 1 yaptı. Yukarısının arkadaşlar 2 parantezinde ne oldu burası? X artı 2 bölü x artı 2. E bunlar birbirini götürse 1'e eşit olacak. E bunlar da birbirini götürebilir. E dolayısıyla sonuçta 2 artı 1 mi çıktı? Şimdi arkadaşlar 2 sayısı 1'e eşit midir? Değildir. O zaman bunlar birbirine eşit olmadığı için çözüm kümemiz nedir aslında? Boş küme. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Denizli.